kafasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Efendim bugün de balık ve sebze çeşitleriyle göz kamaştıran Zeybekler Diyarı İzmir'imizdeki lezzet yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim annemle halamın yanındayım. Onlar annemle halam diyorum çünkü. Ah bir ateş ver kazanları yakayım. Bademli'de tarihi zeytinyağı fabrikamızın avlusunda tariflerle karşınızdayız. Efendim Alaçatı lezzetlerinin peşindeyiz ve mikrofonlarımızı Yusuf abimize yöneltiyoruz. Usta bunlar olmuş mu artık, toplayalım mı? Toplayalım. İzmir Seferihisar'dayız. Dolduruşa geldik efendim. Program olarak dolduruşa geldik. Her şeyi dolduracağız. Tariflerin hepsinde bir şeyler dolduruyoruz. Haydi süpürge mi dediniz, evdeki işlerle mi karıştı? Yok, biz öyle hayalliyoruz, ona göre komut. Çok asilsiniz. Çok asilsiniz. Tüm Türkiye sizleri alkışladı şu an. Sağ olun. Elleri acıyana kadar alkışladı yani. Evet. Efendim Bademli'deyiz. Dikilimizin Şirin mi Şirin mahallesi. Güler yüzlü insanların diyarı. Başka bir şey gerekir mi? Yemeğe gerek var mı? Bugün ihtiyacımız olan tek şey güler yüzlü, güzel yürekli insanlar değil midir? İşte oradayız. İşte Bademli'deyiz, görüyorsunuz. Yemeğine gerek var değil mi? Evet, ama olsa fena olmaz. Belki kuzular vardır diyeceğim ama genelde Ege mutfağı, ot mutfağı. Bitkiler, ya sağlıklıyız bugün inşallah ama belki bana sürpriz yapmışlardır. Muhtarımız Neslihan Hanım'la tanıştırır mı sizi? Amazon köyü gibi. Efeler yiğit, efeler hanımefendiler. Muhtar da hanımefendi. Nerede muhtarım, arıyor, buldum. Nasılsınız bir siz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ne derse kaldım. Hanımefendilere ayak uydurmakta zorlandım biraz. Vallahi Bademli hanımları böyledir, hamarattır. Ve her biri ev hanımı. Amatör olarak çıktık ama profesyoneller gidiyoruz. Çok asilsiniz ve çok hoşsunuz. Gerçekten örnek bir köy, Bademli köy. Şimdi yemeklerimiz, geleneksel ürünlerimiz merak ediliyor. Ben evet. Çok merak ediyorum.
Burada çok güzel koruk suyu biliyorum. Koruk evet, suyu. Yani evet, bizim olmamış hali, ham halinden. Çok güzel hoşaf mı o? Şerbet mi bir çeşit? Nedir yok, o? Şıra. Şıra. Koruk suyu şıradan oluşuyor. Ama normal üzüm suyundan daha hoş. Kokulu şıra. Şimdi birazdan yapılışını da size tarif edeceğiz. Öğrenecek bir arkadaşımız ya, uygulamasını da yapıyor. Evet, o bir sürprizimiz de. Peki her Kendimizin zaman bulunabiliyor mu koruk? Çünkü belli bir dönem oluyor. Tabii ki. Bulunuyor. Nasıl muhafaza ediyorsunuz? O da bize kalsın. Sır. Her şeyi açığa vermeyelim. Neden? Gelesiniz diye. Buraya gelirseniz yaşadınız, gitmezsiniz. Kandırdı beni, evet. Başka neler meşhurdur Neslihan Hanım? Yani Bademli'nin yemeklerinin her çeşidi meşhurdur. Her türlü otumuzdan yemek yaparız. Et yemeklerimiz var, ot yemeklerimiz var. Biz size bugün birkaç çeşidini göstereceğiz. Nasıl yani, et yemeği var? Topalak yemeğimiz var. Etli nohutumuz var. Etli nohut? Etli nohutumuz böyle var. Böyle güzel gidiyor. Bakın ne güzel söylüyor. Sütlü çorbamız var. Et var mı onda? Tabii ki var. Allah'ım nereye geldik böyle? Keşkek var mı? Keşkek, sure. Bunlar yöresel yemeğimiz. Sura, sure mi deniliyor bu? Sure diyoruz biz. Evet. Kuzunun kaburgası mı o? Evet. Dolduruluyor. Oğlak dolması. Biz oğlak daha çok oğlaktan yapıyoruz. Oğlaktan yapılıyor. Evet. Sura ya da sura ya da sure. Aynen. Çok güzel. Efendim, Bademli'yle hemşerilerimizle biraz sohbet edelim. Muhtarımızdan ana hatlarıyla bilgilendik yeteri kadar ki daha galiba çok şey var burada anlatılacak. Ekranlarımızda sergileyeceğimiz. Abi, bir programa sığdıramayız. Onun için birkaç program yapacaksınız. Bademli'ye biz iki gün gelecek, buradayız. Belki siz bir şarkı söylerseniz Bademli biraz daha sırlarından verir. Tamam inşallah. Olur. Olur. Efelerin diyarı, Zeybeklerin diyarındayız. Yani. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Sizi gördük. Daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Bu güler yüzünüzü neye borçlusunuz? Evet. Adalı, adalı olmama. Ona mı? Evet, Midilli'den gelme. Evet. Şimdi hoş yemek tariflerimizle hem et hem ot var efendim tariflerimizde. Ve hoş sohbetli Bademli'li hemşerilerimizle çok hoş dakikalar sizleri bekliyor. O zaman hanımefendilerden rica ediyoruz. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Aman başım selamet. Vitesli yalısına varmadan Halil'in aman koptu kıyamet. Efendim, Bademli mahallemizde tarihi zeytinyağı fabrikasındayız. Çok ilginç bir fabrika. İsmail abimiz de hadi biraz böyle buranın tarihi konusunda sohbet edelim. Nasıl oluyordu bu işler? Sulu sistemle mi oluyordu İsmail abi? Sulu sistem, evet. Sulu sistem presleme üzerine mi gidiyor, evet, buhar? Sulu sistem buharlı, makinesi de buharlıydı. Kömürle sıkıştırıyor değil mi zeytini? Sıkıştırmalı, öyle tabii. Preste basıyordu, evet, kipilerin içinde. Zeytinyağı, çok güzel bir zeytinyağı oluyordu. Yağ nereye geliyordu? Ya buraya, bu depoya basıyordu. Tabii. Her hanenin bir kazanı varmış efendim. Evet. Mesela bu İsmail amcanın, bu diyelim Nida, evet, Bey'in, bu Nadir Bey'in gibi. Yani herkesin burada bir kazanı var. Tabii, isimleri yazıyor. Asit oranları da yazıyor, tabii, üzerinde. Tabii. Herkesin ismi var, ihtiyacı olduğu zaman geliyor buraya. Çeşmesinden. Çeşmesinden yağıyor. Bu çeşme ne için, bu çeşme ne için? Şimdi bu suyunu almak için. Bu? Şurada su birikir. Evet. Yani bu suyunu almak için buradan yağ alınıyor. Yağ buradan, kullanacağı, evet, yağ buradan, tabii, alıyor. İşte diyor ki 100 kilo ihtiyacım, tabii, var bu sene. Buradan alıyor. Tabanındaki posayı da istiyorsa ürünün sahibi ondan da sabun yapabiliyor. O sağlıklı sabunlarda. Bu küpler ne için İsmail abi? Bunlar da zeytinyağı için. Bunda daha mı lezzetli oluyor? Evet, bunda hiç bozulmuyor da. İşte benim tarihi fabrikamız böyle. Elinize sağlık İsmail abi. Afiyet lezzet olsun. Yolculuğu devam ediyor. Annemle halamın yanındayım. Onlar annemle halam diyorum çünkü. Annemin adı Emine. Evet, benim annemin adı Emine. Halamın adı Fatma. Evet, Fatma ablam. Benim de halamın, evet, adı Fatma. Evet, halanım ben de senin. Halacığım, halamı da görmeyeli 3 sene oluyor. Ha işte beni gör, halanı görmüş. Bakayım. Doğdum. Vallahi halam. Bakayım anneme. Oh. Aynen. Nasılsınız, aynen. İyi misiniz? İyi, sen de iyisin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Güler yüzlü Bademli'li hemşerilerimizle
köyümüzü anlatmaya, lezzetlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hamur işlerinden ne haber acaba dedim. Çöktüm diz yanlarına. Evet çocuğum. Hamurlar açılıyor, gözlemeler yapılıyor. Hoş geldin çocuğum, hoş geldin. Nasılsın yavrum? İyiyim hala. Biz de iyiyiz, hamle olsun. Biz de iyiyiz, çok şükür Allah'ıma. Tarihi zeytin yağı fabrikamızın, evet, şanlı bayrağımızın gölgesinde, evet, hamur çocuğum, iş anlatacağız, evet, size. Çocuğum, evet çocuğum, evet. İnce ince yufkalar açılıyor. Evet. Ne gözlemesi yapacağız? Buradaki adı gözleme mi bir defa? Bunun ismi gözleme. Gözleme. Köy gözlemesi. Evet. Ispanaklı, evet, lorlu, peynirli. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Zeytinyağı var mı işin içinde? Tabii bak, yanı başımda. Burada açılıyor. Şey, burada da doluyor. Dolum tesisleri. Evet. Heh. Gözleme dolum tesislerindeyiz. Değil. Emin burası anne. Börek. Bu başka bir şey mi? Bu başka bir şey. Bu evde tutuluyor mu? Elinde tutuluyor. Elimdeymiş, haberim yok. Evet. Onun da altında elinde zeytinyağı var. Ha, biz çiçek yağı kullanmayız. Sadece zeytinyağı. Ege'de zaten hiç, evet, görmedim. Evet. Denizde de gördüm. Tamamı, evet, zeytinyağı. Aynen. Çok aynen sağlıklı efendim. Evet. Biz sadece zeytinyağına, böreğimiz, tatlımız, her şeyimiz zeytinyağı bizde. Nohutlar. Nohut bu şimdi. Nohutu pişirdim, haşladım yağsız şeysiz. Ondan sonra ezdim onu, bak burada hazırladım. Karabiberini, her şeyini içine. Şimdi yufkanın içine sarıyorum. Kaç kat olacak? Kat olacak. Kat yok bak. Bir şey doluyor. Ha, tamam. Sen dönüyor. Bu, dönüyor. Nohut böreği her yörede yoktur. Tarihi lezzetler efendim karşınızda. Evet, şimdi nohutlu böreğimizi bitiriyoruz. Ya, bak, tamamını şimdi üstüne yağ gezdirecek, evet, miyiz kızarsın tabii, diye. Evet tabii, sula yağı çırpacağız güzelce. O üzerine su gel ile yağ. Evet. Ha, sula yağınca sığla yağ yok, der gibi. Yok yok. Birazcık yağı az korsun, karıştırırsın. Güzel lezzet verir. Siz de öyle yapın. Dizeriz burayı. Bu böyle hazırlanır. Sonra fırında pişer. Sen onu bitir, ben onu fırına gönderirim. Tamam. Sonra da gereğini yaparım. Tamam. Afiyet olsun sana. Biraz tadına bakacağım. Şuradan şöyle. He, tamam. Öyle tamam, yapalım. Güzelim. Öyle. Biraz gözleme yiyebilir miyim halacığım? İstediğin kadar. Güzel için yaptım. Gözlemenin tadına bakıyoruz. Kazanlara uzanıyoruz. Neler pişiyor neler. Dumanını gördünüz. Geçen duman kazanların dumanı. Ah bir ateş ver kazanları, yakayım. Sen salın gel ben tadına bakayım. Uzun olur gemi. Çatal olur anaların yüreği. Ah yanık olur efelerin yüreği. Biz de teşekkür ederiz. Size teşekkür ettik. Biz de teşekkür ederiz. Sen salın gel, ben tadına bakayım. Hadi buyur. Hadi. Ne yapıyorsun? Çorbadan başlarsın önce yemek yerken tabii. Önce çorbadan başlarım. Evet, çorbayı. Ne çorbası yapar o benim annem? Bu sütlü çorbamız. Şimdi erişte görüyorum orada. Erişte, kesme. Var. Kesme bunun şeysi. Buradaki adı kesme. Evet, kesme. Başka süt var. Süt. Başka ne var? Tuz. Tuz. O kadar. Daha ne? Evet. Güzel, elinize sağlık anneciğim. Nohutla ne yapıyoruz? Nohut da akşamdan ıslatıyoruz. Nohutumuz. Evet. Sabah yıkıyoruz. Tenceremize, kazanımıza koyuyoruz. Etimizi de yıkıyoruz. Etimizi de içine kuzu koyuyoruz. Eti. Kuzu eti. Güzel. Sağ olun. Orada ne oluyor acaba? Kalkayım mı? Buyurun. Kalkalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Yahni mi bu yoksa köfteli mi bir şey? Hayır, bunlar haşlama. Haşlama. Salçasız yemekler haşlama olur. Evet.
İşte bunu da köfte gibi yoğuruyoruz bulgurla sadece. Ayrıca etler de var. Etler etsiz olmazlar bunu. İkisini bir arada hiç görmedik anneciğim biz. Hem öyledir. Eti hem topalağı bir arada görmemiştik. İşte ayrı... O topalaklar biz genelde analı kızı da görüyoruz. Ekşili evet. Köftelerde görüyoruz ama. O Çanakkale şeyde. Evet. Buradan yukarıya doğru çıktıkça ya da Doğu Anadolu'ya gittikçe Çanakkale. Yoğurtlusu oluyor. Ekşili köfte. Evet. Bunda yoğurt olacak mı? Hayır. Yok. Böyle. Böylece hemen bir karabiber. İsteyen kimyon kekik. Ekip öylece yiyebilirsin. Çok lezzetli olur. Evet olsun. Bu ablam ne karıştırıyor? Bu koruk suyu yapıyor. Koruk suyu bu mu? Evet koruk suyu. Eyvah. Meşhur. İşte meşhur koruk suyu. Badem. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Bademliye has. Bademliye has. Evet. Evet başka çok öyle hani yapılan bir yer yok. Şey var her yerde hani üzüm suyu normal şıra var. Fakat bu ekşiyle. Koruk suyu başka. Evet pekmez haline getirip. Konsantre oluyor. Ondan sonra sulandırıp evet şeker koyuyoruz. Koruklar yapıldı. Suyla evet. Beraber inceltildi. Ondan sonra bu 4 saat falan kaynaması lazım pekmez olması için. O yüzden mi bu kadar lezzetli? Ondan sonra, onu ot koyuyoruz. Ne otudur onlar? Şurada bir otluğa var ama farklı. İhtişah. Kıtır otu deniyor. Diğer ismi nedir? Kıtır mıydı, kıtır mıydı? Parça kopar da kok bak şeyinden. Şöyle yaptır tamam, bak. Tamam şimdi anlaşıldı. Hocam, ya bak. Sadece diyorum bu koruk suyunun tadı böyle olamaz. İşte bu. İndikten sonra onu atacağız, onunla demlenecek. İsmi neydi tekrar? İhrişah. İhrişah. Evet. İdrişah. İdrişah. Başka nerede kullanılıyor? Reçellere de koysan olur. Hayvan reçelleri. Olur, hayvan reçelleri. Elinize sağlık. Kim düşünmüşse... İyi düşünmüş. Atalardan kalma bizde. Atalara saygı. Saygı. Sizleri çok seviyoruz. Lezzet yolculuğuna bakalım. Bademli de nerede devam ediyoruz? Hoş geldiniz. Siz yemekleri pişirin. Pişir. Siz de inşallah koruğu hazırlayın. Ben biraz yemek yapayım ablalarımızla. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Şunu bir daha bakayım tadına. Tamam anlamadım ben. Bademli'de tarihi zeytinyağı fabrikamızın avlusunda tariflerle karşınızdayız. Zeytinyağı avlusuna döndü değil mi? Bakın. Evet, evet tabii. Hacı teyze efendim. Bizim burada zaten yağdan, zeytinyağından başka bir şey yok. Biz onu kullanırız. Naciye teyzecimle çığırtma yapacağız. Neyi çığırtıyoruz? Patlıcanları çığırtacağız. Burada Birgül Hanım'la... Gökboğaz haşlayacağız. Gökboğaz otu. Gökboğaz haşlama hazırlayacağız. Evet. Fatma Hanım'la da rendebastı yapacağız. Rendebastı olacak. Kalburu bulamadık efendim. Rendebastı tatlısı hazırlayacağız. Eskiden... Ama orijinal kalburu bastı tatlısı. Şimdi çığırtma. Evet. Patlıcanın çığırtması yapılıyor. Başka bir şey çığırtmaz oluyor mu Naciye teyze? Hayır. Bunun yağlısı bizim buranın meşhur bu. Nasıl kesiyorsun onları? Ben şimdi bunları böyle alıyorum kabuklarını şöyle. Pijama deseninde. Evet sen böyle yapayım. Şimdi patlıcanları bu şekilde hazırlayacağız ama diğer malzemelerimiz bol domatesimiz var. Evet. Taze domates, sarımsak, tuz ve yeşil biber. Yeşil biberi de içine atıp pişireceğiz. O da mı çığıracak? Hangisi daha güzel çığırıyor? İkisi de. Önce patlıcanı çığırtacağız. Patlıcanı çığırtalım yani hazırlayalım. Ardından yağda onlar kızaracak. Evet evet. Sonra bakalım domatesler falan nasıl oluyor bu işler sarımsak, tuz. Onları da birazdan anlatalım. Naciye teyze anlatalım çocuğum anlatalım. Tabii sabırlı ama... olmak lazım. İzliyoruz Naciye teyzemi. Naciye teyzeciğim her şeyi kızarttık. Evet. Kabımızı bir cam kaba dizecek miyiz onları? Cam kaba değil de bunu alüminyum şeye koyacağız. Çünkü bu ocağa gelmedi. Ha daha fırınlanacak mı bu? Bu pişecek. Bunu da kavurduktan sonra üstüne dökeceğiz. Orada hafif ateşte böyle içine çeke hep pişecek. Tamam. Üstüne sarımsaklı yoğurt da olur mu? Tamam. Onu olmaz. Olmaz mı? Sarımsak olur da yoğurt olmaz. Tamam. Hazırlıyoruz, tamamlıyoruz ve diğer yemeğimize geçiyoruz. Birgül Hanım'la Gökboğaz otundan haşlayacağız. Yemek yapacağız, haşlayacağız. Hı-hı. Gökboğaz bahçelerde mi yetişir, toplanır mı? Bahçelerde değil, daha çok kırsal alanlarda yetişir. Sarı papatya mı? Evet, bildiğimiz sarı papatyadır bu. Ama birçok yerde yok, daha çok bu bölgede var. Kaynamış suda içine bir miktar tuz atarak, suyun çok kaynaması önemli.
ve kapağı açık olarak pişireceğiz. Yani böyle yemyeşil kalabilmesi için. Sebze yemeklerimizde de bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yeşil kalabilmesi için diyor kapağı açık pişireceğiz. Evet, lezzetli olmuş isterseniz. Sıcak. Sıcak. Ne kaynadı orada? Suyumuz kaynamış. Suyumuz. Diğer malzemelerimiz nelerdir Birgül Hanım? Diğer malzemelerimiz gökbaz otunu haşladıktan sonra bütün haşlayacağız. Daha sonra ister böyle bütün yiyebilirsiniz ya da keserek. Ha, çatala daha rahat gelebilmesi için kesersiniz. Üzerine de dilerseniz sadece çiğ zeytinyağı gezdirip tuzlayıp yiyebilirsiniz. Ya da ama daha çok yakışan sarımsaklı yoğurttur. Evet. Şimdi önce haşlayacağız. Aynen. Ardından süzeceğiz. Süzeceğiz. Sonra daha sonra zeytinyağı gezdireceğiz. Önce sarımsaklı yoğurdumuzu koyacağız. Üzerine zeytinyağını gezdireceğiz. Ondan sonra... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamamlıyoruz efendim yemeğimizi. Birgül Hanım haşladı artık otlarımızı, gökboğazı. Evet. Bu arada çiçek bu. Yani biliyorsunuz bunu. Doğada balcı oluyordu. Eskilerde daha çok oluyordu. Pişiyor, ardından süzülüyor. Yoğurt ilave ediliyor. Üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. Daha ne olsun efendim, ben de tadacağım. Birgül Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Fatma Hanım'la kalbura bastı diyemiyorum ama rende bastı yapacağız. Fatma ablacığım nasılsınız? Merhaba, iyiyim sağ ol. Sizler iyisiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kalbur yok değil mi evde? Hayır, kalbur eskidendi annelerimizden. Şimdi bununla da oluyor aynısı. Oluyor, yani aynı. Evinizdeki rendeleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem de ölçüsü var yani, isterseniz daha ince. İki taraflı. İki taraflı. Tabii istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ölçüsü de var yani. Evet. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tabii. Daha rahat, yerde evet. Kaplamıyor. Şimdi hamuru önemli. Evet. Nasıl böyle gevrek oluyor bu hamur? Gevrek. Sert bir tatlı. Evet. Ama gevrek böyle dağılıyor. Gidiyor. Evet. Nasıl dağılabilir bir hamur? Önemli olan. Böyle ne yapmak evet, lazım? Evet, önemli. Biz annelerimizden gördüğümüz. Kül suyu mu? Kül suyu. Temiz kül suyu, odun. Kömür falan değil yani, kömürden olan kül odunun değil. Odunun külü suda dinlendiriliyor. Evet. Çöküyor, üzerindeki suyu alıyorlar hanımefendiler. Evet. Onunla ancak dinlenmiş hani böyle o. Ağzınızda değil mi? Evet, o gevrekli kıyır veriyor. Kıyır mı derler? O kıyır, gevrek kıyır. O veriyor. Evet. Şimdi hani bunu başka bir şeyle bu kadar o gevrekli alamazsınız, alamazsınız o lezzeti. Evet. Bir sirke de koyan var ama. Yok, biz koymuyoruz. Olmuyor, o tadı hayır, yakalanmıyor hayır, bu hayır. Kalbura bastıda. Zeytinyağı var. Zeytin, kabartma tozu. Kabartma tozu un. Un. Bu kadar. Evet. Ama bu kül olacak kül suyu. Evet, mutlaka. Şimdi başlayalım. Hamurumuzu yoğuralım. Fatma Hanım'a ben de yardımcı oluyorum. Tepsiyi dolduruyoruz. Daha sonra... pişecek ve ondan sonra şurubunu. Şerbetiyle, evet, şurubu biri yani. Sıcak, biri soğuk. Bu, şerbetini. Şerbeti soğuk mu olacak? Evet. Şerbeti soğuk olacak efendim. Fırından çıktığı gibi. Fırından çıkar çıkmaz yapacaksınız. Evet. Böyle gevrek olsun, güzel olsun. Ve ben de tadacağım. Tadacaksınız. Yardım ediyorum Fatma Hanım'a. Ardından yemeklerimizle karşınızda olacağız. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Dikilimizin Bademli Mahallesi, bu güzel köyümüz muhteşem. Yani insanları öyle, havası öyle, topraklar böyle. Yemekler de efendim gördüğünüz gibi. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Çığırtma burada, kalbura bastı burada. Evet, tadalım, buyurun. Önce gökboğaz. Buyurun dostlar, buyurun. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buraya mutlaka gelip görmelisiniz. Bu yemekleri de burada tadmalısınız. Tüm Bademli'ye, hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğumuza bu güzelliklerden sonra devam ediyoruz. Rengarenk cumbalı tarihi taşevleriyle, Arnavut kaldırımlarıyla, yüz binlerce hatta milyonlara varan yerli yabancı ziyaretçisiyle
rüzgarların diyarı. Evet, Alaçatı'dayız. Alaçatı'da bizi çok güzel lezzetler bekliyor ama yaz öncesi değil mi efendim? Biraz gezelim. Biraz ciğerlerimiz bayram etsin. Alaçatı lezzetlerinin peşindeyiz ve mikrofonlarımızı Yusuf abimize yöneltiyoruz. Çok şifalı yemekler var sırada. Önce enginarla biraz işimiz var. Yusuf abi nasılsınız? İyiyiz abi, sağ olun, hoş geldiniz, şeref ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi enginar zamanı bitmek üzere değil mi? Yani toplanıyor hala. Daha iki ay daha var. Biraz daha devam ediyor. Liflenmeye başlıyor. O taze dönemi bu dönemler. Yusuf abi şimdi enginardan... Bugün zeytinyağlı enginar yapacağız. Etsiz zeytinyağlı enginar. Damla sakızlı soğan yağnisi yapacağız. Ve irmik helvası. İyi tarifi herkes sever. Biz yani. İrmik helvasını çok seviyoruz. Ve bu tariflere kulak kesiliyoruz. Hakikaten hala arayış içerisindeyiz. Ama Turgay Bey, bu irmik helvası gerçekten göreceksiniz. Yapacağız, tadacağız. Türkiye'de eşi benzeri yok. Farklı bir irmik helvası. Hanımlara duyurulur. Sütlü ve tereyağlı özel bir irmik helvası yapacağız inşallah. Onda damla sakızı yok değil mi? Yok efendim. Tamam. Başlayalım o zaman. Önce enginarımızda biraz işimiz var. Evet. Şimdi enginarı nasıl doğramamız gerekiyor? Diğer malzemelerimiz şeker, tuzu görüyorum. Un, limon, un, havuç. Evet, havuç, soğan, limon, dereotu daha sonra konulacağız. Evet. Saf zeytinyağı. Budur. Dış tarafını alıyoruz değil mi fazlasını? Enginar bir kişinin yılda 40 tane yemesi lazım. Herkes bundan 40 tane yemek zorunda mı? Evet. 40 tane, normal bir insanın 40 tane enginar yemesi lazımmış. Karaciğer bir vücut sağlığı için. Zaten çok lezzetli. Şöyle tellerini de alıyoruz. İlginç. Evet. Bu usul ilginç. Bu değişik. Dedim çiçek gibi fazlalarını aldı. Evet. Yusuf abi. Şöyle kesiyoruz. İkiye böldü. İçindeki o tüyleri, pamukları çıkarttı. Buralarını dağıtıyoruz. Bu işlemleri tamamlıyoruz. Şunu sonra bakalım neler oluyor. Ustamız soğan ve havucumuzu zeytinyağında kavuruyor. Sonra? Sonra un atacağız. Bunu ilave edeceğiz. Biraz ilave edeceğiz. Daha sonra? Daha sonra enginarları ilave edeceğiz. Evet. Suyunu vereceğiz. Pişecek. Bu kadar. Evet. Bir kadar zamanda pişer enginarlar. Yarım saatte pişer. Yarım saatte evet. Hazır. Mevsiminde enginarı değerlendirmenin en güzel yollarından biridir. Başkentin de anlattık. Şimdi bunu koyuyoruz. Çeşmenin Alaçatı bölgesinde. Ustamıza teşekkür ediyoruz bu güzel tarif için. Birazdan bir sonraki tarifimizle damla sakızlı olanla karşınızdayız. Çok ilginç, damla sakızı ile lezzetlendirilen, taçlandırılan bir yemek tarifi vereceğiz size. Soğan yahnisi. Soğan yahnisi bilenler vardır aranızda ama Yusuf abimin yaptığı tarzda herhalde yok. Damla sakızlı. Damla sakızlı evet, olacak. Bizde var. İnşallah bulursunuz sizler de hakiki damla sakızını. Neler olacak içinde ve ne eti kullanıyorsunuz Yusuf abi? Dana eti. Dana eti neresi? Bodiko. Bodiko neresi? Bodiko. İncik. Tam? Dana incik oluyor. İncikler. Dananın incik tarafı evet. Çok lezzetli. Tabii çok lezzetli. Dana incik. Dana kapya biberi, acı biber ve yeşil biber var. Tabii kuru biber de var. Evet. Salçamız ne salçası kullanacağız? Domates salçası. Domatesler doğranmış. Arpacık soğanlarımız hazır. Baharatlı olacak içinde. Karabiber. Evet. Biraz daha fazla kimyon. Şeker. Tuz. Un. Bir de sakızımız var. Zeytinyağı olduğu için bunda da şeker var. Tabii ki hayatım. Başlayalım o zaman. Başlıyoruz. Önce kavurma işlemlerimiz evet, var. Evet, ocağımızı yakıyoruz. Yusuf abim çok güzel bir karışım hazırladı. Pek güzel görünüyor ama. Evet. Yani etlerimiz, domates, arpacık soğanlar, biberlerimiz çok hoş oldu. Şimdi bu kaynadıktan sonra mı damla sakızı? Yok, şimdi atacağız. Ki eritsin. Yok.
Yusuf abim baharatları da ilave etti damla sakızının ardından. Tuzu da ilave edildi. Artık pişmeye bırakılacak. Bu tarz bir yemek ne kadar vakitte pişer? 45 dakikada pişer efendim. 45 dakikada hazır. Şimdi sırada irmik helvası var. O da çok farklı olacak. Diyoruz en lezzetli irmik helvasını yapacağız. Yusuf abimle birlikte. Ediyoruz abi, tamam. Kesinlikle. Şimdi abi, malzemeye bakınca zaten anlaşılıyor. Evet. Sütümüz var, şekerimiz var. Tamam abi. İrmiğimiz hazır. Tereyağı, fıstık çok güzel seçilmiş. Evet. Çam fıstığı, yağımız. Onu fıstığa kavuracağız. Sıvı yağ mı yoksa? Sıvı yağ da sadece fıstığa kavuracağız. Onu kavurmak evet için. Bunu içine atlıyor musunuz önceden? Sonradan kavurup sonra ilave ediyoruz. İstediğimiz gibi kavurulsun diye sonra yapıyoruz. Bu tavada hazırlayacağız. Evet efendim. Bu tencerede sütümüz ve şekerimiz de şekeri koyacağız. O anla yapacağız. Burada da hazırlayacağız. Evet. Başlıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Az değil yani. Sütümüz kaynadı fokur fokur şekerle birlikte. Burada irmik de tereyağımızla, bol tereyağımızla birlikte kavurduk. Karıştırırsın. En heyecanlı bölüm geliyor. Ben şimdi dökeceğim sütü. Sütü mü karıştırayım Yusuf abi? Yok, biraz dökeyim. O zaman biraz böyle, böyle yavaş yavaş. Dikkat ediyoruz. Düşmesin. Tamamını sütümüzü şimdi etrafına sıçratmadan dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ben alayım bunu. Çekecek sizden. Değil mi? İrmik evet, tüm sütü çekecek, evet, içecek adeta. Siz bunu devam edebilirsiniz. Siz ben ne yapacaksınız şuradan, bu arada? Şöyle. Çam fıstıkları kavrulacak. Sıvı yağda çam fıstıkları kavrulacak. Ben bunu karıştırıyorum efendim. Kıvamını bulur bulmaz onlar da buraya ilave edilecek. Ve işlem tamam. İşte emrinizde en lezzetli irmik helvası. Tereyağlı. Yusuf abinize teşekkür ediyoruz. Çok iyi tariflerdi. Birazdan tadıyorum. Elinize sağlık. Sağ olun efendim. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. 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 Sizler için verdiğimiz tarifler müthiş görünüyor. Enginarımız, zeytinyağlı enginar, damla sakızlı soğan yahnimiz ve gördüğüm en güzel irmik helvası diyebilirim. Önce zeytinyağlılarımıza başlayalım. Enginar'ın vaktinde çok güzel bir tarif verdi bize Yusuf abimiz. Sağ olsunlar. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına. 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 Bunu mutlaka yapmalısınız. Merkezine de dondurmayı kondurmalısınız. Yusuf abimize çok teşekkür ediyoruz. Alaçatı'daki lezzetlerimizle karşınızdaydık. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor tabii ki. Ama bu tatlının bitmesi lazım. Hemen geliyorum. Gerizler başı sol yanımdan kuzular geçti, toplayamadım. Usta bunlar olmuş mu artık, toplayalım mı? Toplayalım. Bunlar ne kadar zamanda oluyor Ercan abi? Hemen hemen bir hafta içinde oluyor. Bir haftada oluyor. Evet. Tam mevsimi, sucuk toplama mevsimi. Efendim Ulukent'teyiz. Ulukent denilince akla et geliyor artık. Birbirinden lezzetli çeşitler için ustalarımız müthiş işler çıkarıyorlar.
Dalından topluyorsunuz sucuğu. Bakın göden sucukları da olmuş. Ercan abi nasılsın? Mükemmel. Şükür iyiyiz. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biz size çöp şiş hazırlayacağız. Artık Ulukent denince akla çöp şiş geliyor. Diğer çeşitler de müthiş ama. Ardından Levent ustamız gelecek. Bir sürprizimiz daha var size. Fırında oğlak kebabı hazırlayacağız. Ama önce çöp şiş. Şunlardan biraz bahsetmek istiyorum. En baştaki göden mi? Evet. Göden sucuğu. Göden sucuğumuz. Bu baharatlı olan, soslu olan nedir? Adana efendim. Adana o. Burada bir köfte çeşidi. Meşhur köftemiz. Kasap köfte mi? Evet, kasap köfte. Kül bastığı. Çok güzel görünüyor. Evet. İştah kabartıyor. Aynen. Beyti mi bu? Beyti efendim. Pirzola. Pirzola da nasıl? Ama bunları pişmeden... Neyse, çöp şişlerimiz de burada. Şimdi hepsinden hazırlayacağız tabii ama tabii. Çöp şişe biraz odaklanacağız. Evet. Tane karabiberimiz var, acı biberlerimiz var, evet. Pul biber var, kimyon var ve kekiğimiz var tabii, evet. Olmazsa olmaz. Kuyruk yağlarımız da muhteşem. Meseleyi taçlandırıyor. Görüyorsunuz arada bir tane kuyruk yağı var, o çok kıymetli. Onu ayırmayın. Değil mi? Etlerle birlikte çok lezzetli oluyor. Ercan abi, şimdi... Bu etlerimizi yani çöp şişimizi hangi hayvanımızın hangi kısmından hazırlıyorsunuz? Şimdi kuzunun butundan hazırlıyoruz bunu. Evet. Evet, doğrayalım. Çöp şişimizi hazırlamaya başlayalım. Çok güzel bir hazırlık var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başlıyoruz. Önce çöp şişimizi kuşbaşı doğrayalım. Ardından şişlere geçirelim. Yerleştirebilir miyiz artık? Atabilirsin. Buyurun. Evet, şişlerimizi yerleştiriyoruz. Ardından biraz sizin için çeşit yapıyoruz. Mangal faslını tamamlıyoruz. Sonra fırına gidiyoruz. Taş fırından öyle bir lezzetle karşınızda olacağım ki ayrılmayın. Levent ustayla devam edeceğiz. Meşhur lezzeti. Fırında oğlak kebabı. Levent ustam hazırlayacak bize. Levent abi nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok yakışıklı bir fırın sizin gibi. Teşekkür ederim. Evet. Büyük midir hiç? Üç oda bir salon falan. Yani büyük bir salon gibi. Öyle mi? Tabii. Kara fırında yapacağız efendim. Evet. En lezzetli. Olur ateşi. Yani kuzuyu fırında pişirdiğimizde lokum gibi oluyor. Şimdi biz oğlak hazırlayacağız size. Oğlağımızda 6-7 aylık bir oğlağımız var. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Gömlek yağı çok önemli. Tabii gömlek yağı kurumaması için. Yağsız bir üzerine mi seriliyor? Tabii üzerine. Oğlak yağsız olduğu için kurur. Pul biberimiz var. Evet. Tane karabiber biberiye, var. Biberiye. Evet. Bunların tamamını kullanacak mıyız? Yok, sadece kimyon kullanmayacağım. Diğerlerini kullanacağım. Kimyonu kullanmayacaksınız. Evet, sadece. Evet. Kimyonu alalım. Al. Diğer tüm malzemelerimizi kullanıyoruz. Aynen. Nedir onlar? Pul biber var, tane karabiber, acı biberlerimiz var ki meşhurdur burada. Bunlar Edirne'den müşterilerimiz de kızartır bunları. Evet. Biberiyemiz var. Biberiye buradaki tüm etlere kullanılıyor. Seviyor galiba. Tabii. İzmir halkı, yöre halkı biberiyi seviyor. Ulukent'te etleriyle meşhur. Mutlaka kekik yerine bile biberiye bulabilirsiniz. Bu biraz farklı. Sumak mı bu? Evet, bunu da aslında tercihe göre kullanabiliyoruz. Evet, tercihe göre. Başlıyoruz. Kuzuyu bütün mü parçalayarak mı koyacaksınız bu büyük leğenimize? Bütün olarak. Bütün mü? Bütün olarak. Eski usuller gibi. Tabii. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun Levent abi. Lazım mı bu size hemen? Tabii. Şuraya koyalım. Hazırlamaya başlıyoruz. Oğlağımızı leğenimize yerleştiriyoruz. Büyük tavamıza. Evet. Ardından gömlek yağı ve baharat işleri var. Dikkatli bir şekilde Levent ustamızı izliyoruz. Sonra yakışıklı fırınımıza gönderiyoruz. Kara fırınımıza. Kara fırında ne kadar pişiyor Levent abi? Takriben 3 saat. 3 saat. Evet, 3 saat, 3,5 saat olabiliyor. Belki fırının kıyısında, köşesinde Levent abinin, belki Turgay kardeşim gelir, tüketir, acil lazım olur. Koltuk altında fırının, değil mi? Belki bir tane olabilir orada. Tadacağız efendim. Yani...
Ulukent'e geldiğinizde bu lezzetler sizi bekliyor olacak. Ben birazdan tadacağım en güzel türküler eşliğinde. Levent Usta, önünüze sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen almazsan almayıver, alır başkası. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Cem Hocam, efendim, Cem Cansız. İzmir'de çok sevdiğim seslerimizden, profesyonel seslerimizden, güzel bestekar, güzel yürekli, sözü güzel, çok sazı güzel. Ederim. Üstadım nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olasın hocam, gayet iyiyiz. Barış evet. Abicim, hoş geldiniz. Sizler de sefaya gidin. Biz de tabii hoş bulduk güzel İzmir'imize. Sizin ayağınıza sağlık. Eyvallah, Barış Özel, özgün düzgün. Ellerinize sağlık. Birazdan bir eser daha istiyorum ama böyle Cem Hoca'nın bestelerinden olsun. Çok tamam, güzel özel besteler seçtim, var. Özel seçtim. Seçtiniz mi Cem Hoca? Tamam. Ben de yemekleri çok özel seçtim ustalarımla birlikte. Biz de bakacağız. Ercan Hocam'la Levent Hocam'ın ustalarımızın ellerine sağlık. Sağ olsunlar. Pirisolalar, göden sucukları, aman yarabbi, Adanalar, beytiler, çöp şiş, kül bastı, biberler közlenmiş, ayran masada hazır duruyor, köfte şahane görünüyor. Oğlak deseniz muhteşem bir sunum. Hemen tadalım bunları. Şimdi bir hayli acıktırdı bu güzel kokular bizi. Önce şişimizi tadalım. Buradaki usul, Ulukent'teki usul böyle. Levent ustamın da, Ercan ustamın da eline sağlık. Bizim biraz ziyafet işimiz var ama ekiple birlikte önce size bir türkü armağan edelim. Ardından lezzet yolculuğumuza devam edelim. Sevdalandım bir güzene meçhullere gider gönül. Sevdalandım bir güzene meçhullere gider gönül. Kapıldı aşkın seline deryalarda yüzer gönül. Kapıldı aşkın seline deryalarda yüzer gönül. Ah sevdim neylemeli, derslere saldın beni. Sevdan ile yanıyorum, küle döndürme beni. Ah sevdim neylemeli, dertlere saldın beni. Aşkın ile tutuştum da küle döndürme beni. İzmir Seferihisar'dayız. Dolduruşa geldik efendim. Program olarak dolduruşa geldik. Her şeyi dolduracağız. Tariflerin hepsinde bir şeyler dolduruyoruz. Seferihisar'ın geleneksel yemeklerini anlatacağız size. İşte o yemeğin profesörleri karşınızda. Aysun Hanım, Hayriye Hanım, Melahat Hanım. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Dolduruşa gideceğiz Aysun Hanım. Evet, biraz öyle olacak. Oğlağı dolduracağız, ekmeği dolduracağız. Samsales diye geleneksel bir tatlılar var, onu da dolduracağız mantı gibi. İşimiz çok yani. Şimdi oğlak meşhur burada. Oğlak dolmasını çok güzel hazırlıyorlar. Gömlek yağı, yani elbisesi evet. De hazır, daha lezzetli olması için. Çok sevinir mi Aysun Hanım'cığım? Evet, özellikle Nisan-Mayıs aylarında.
Bahar geldiğinde. Bahar geldiğinde çok yapılır dolmamız. Oğlan ciğeri midir? Oğlak ciğerinden yapıyoruz. İç pilavını yapacağız, hazırlayacağız. Pilavında neler var? Oğlan kendi ciğeri var. Tereyağı, kuş üzümü, fıstık, karabiber, pirincimiz. Güzelce harmanlayıp pişirdikten sonra. Lezzetli bir iç pilavı. Gömlek yağını gösteriyorum size. Şöyle yırtmadan. Evet. Yani dana etine de sarsanız lezzetini herhalde 3'e katlıyor bu. Evet. Çok lezzetli. Hı hı. Bunu mutlaka oğlaklarda kullanıyorlar. Çünkü oğlan yağ oranı biraz düşük. Şimdi önce iç pilavımızı hazırlayalım dilerseniz. Evet. Buyurun. Güzel bir iç pilavı geliyor. Mis gibi kokulu böyle. Hadi bakalım başlayalım. Tamamını alacak mı? Alır. Sonra dikilecek. Hı hı, dikeceğiz. Ardından daha sonra gömlek yağını geçireceğiz. Üzerine sereceğiz. Bir miktar su bırakacak mısınız tavaya? Koyacağız biraz. Yani bir su bardağı kadar. Yeterli değil mi? Buharlaşsın. Kendi suyunu sağlayacak kendi. Yani kuzu kendi suyunu bırakana kadar yanmasın, yapışmasın diye tavaya, bir dev tepsimize bir miktar su bırakacağız. O bir bardak buharlaşması için. Buhar neyse alıp daha yumuşak olmasını sağlayacak tabii. Aysun Hanım çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İzliyoruz sizi. Ardından ekmek israfına karşı müthiş bir tarif geliyor. Bayatlayan ekmekler değerleniyor. Birazdan Hayriye Hanım'la. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ekmekleri nasıl değerlendireceğimizi anlatacağız izleyicilerimize. Ama bu özel bir ekmek seferi. Aynen sahibi. Öyle, Ramazan'da. Meşhur bir aslında, evet. Yemek. Çünkü çok güzel görünüyor. İçi alınmış, ufalanmış elde, evet. Galiba. Ekmeğimizin altı açılmış, kapağı var. Kendi İsteyen kapağı da burada. İsteyen üst tarafından da açabilir ama genelde... Oradan da gördüm. Evet, evet. Tabanı daha kalın olduğu için herhalde tabandan açılıyor, sert olduğu için. Bu ne suyudur? Et suyu. Et suyumuz, et sıvı yağımız var. Için, evet. Kıymamız dana mı? Dana kıyması. Dana kıyma, tereyağı. İsteyen tavuk etiyle de yapabiliyor ama dana kıyması daha güzel oluyor tabii. Karabiber ve tuz var. Bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce herhalde kıymamız kavrulacak. Evet. Buyurun. Hayriye Hanım kıymamızı ekmeğimizle birlikte kavurdu. Şimdi artık ekmeğimize İçine ilave edebiliriz. Bir tencereye doldurur edasıyla. İşlemler tabii bu kadar değil. Dolduruyoruz. Ardından et suyunu mu içine ve etrafına? Etrafına. Gezdiriyoruz, evet, ekmeği ıslatıyoruz. Aynen. Tereyağlar lazım olacak. Üzerine süreceğiz. Üstüne de tereyağı. Evet, ters çevirdikten sonra. Çoğunluğu pişti artık. Tekrar pişecek mi? Birazcık bu ekmeğin kabarması gerekiyor tabii haliyle. İçine suyunu alması gerekiyor. Biraz böyle özdeşleşecek ekmekle de. Hayriye Hanım sağ olun, güzel tarif için. İzliyoruz, kapağı kapatıyoruz. Hayriye Hanım'ın söylediği işlemleri yapıyoruz. Sonra Melahat abla bekler. Çok ilginç bir tatlı hazırlayacağız size. Ayrılmayın. Melahat abla nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu ne? Bu da samsades yapacağız. Samsades. Evet, samsades. Seferihisar'ın meşhur tatlısı, evet, değil mi? Evet, evet. Meşhur tatlı. Lorla yapıyoruz bunu. Lor peyniri olacak. Olacak. Başka peynir olmaz değil mi? Yok, lor peyniri olacak. Tuzsuz. Tuzsuz lor peyniri. Peynir. Evet, tarçın koyuyoruz, evet, bunun içine. Toz şeker koyuyoruz. Biraz suyla eziyoruz. Karıştırarak açtığımız hamurları yufka halinde kesiyoruz. Evet. Böyle keserek içine mantı koyuyoruz. Mantı gibi. Mantı gibi. Üçgen şeklinde ama. Bu nedir izleyiciler? Şerbet. Ne tarçınlı şerbet bu. Tarçın mı var onda? Evet, tarçın. Burada da sıvı yağımızı kızartacağız mı? Evet, kızardık bunun üzerine. Ama bunu biz bir gün evvelden yaptık. Soğuk olsun. Bu sıcakla soğun üzerine yapacağız.
Duydunuz. Şerbetinde tarçın var. Evet. Şeker var, su var. Su var. Bu kadar. Ama tarçın çok değil mi? Çok. Bayağı var. Rengi öyle baskın. Bakın ve çok, baskın çok olur. O kokuyu alacağız. Gül reçeli zannettim yani. Yok, tarçınlı. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, önce hamurumuzu yapalım. Lorlar nasıl eziliyor onlara bakalım. İzleyelim sizi dikkatli şekilde. Hazırlayayım isterseniz. Buyurun. İzliyoruz. Ben lorumu hazırlayayım, sonra da yufkamı açayım. Melahat Hanım'a yardım ediyoruz. Üçgen olacak. Evet. Koyduk peynirimizi. Bir buradan yapıştırıyoruz. Bir buradan yapıştırıyoruz. Evet. Bir böyle. Bir buradan yapıştırıyoruz. Bir buradan. Siz benden güzel yaptınız. Ben bunu yufka, büyük yufkalarla yapmaya alışırım. Evde böyle şey yapıyoruz, tavada kuru bir şekilde içinde peynirli kızartıyoruz yufka ekmeğinden. Elim alışkın biraz. Şöyle üçgen, bunu da buraya yapıştırıyoruz değil mi? Evet öyle. Şöyle. Güzel. Evet. Berat ablamıza yardım ediyoruz. Muskalar hazırlanıyor, sonra kızarmaya gidiyor. Kızardıktan sonra soğuk tarçınlı şerbetin içine gönderiliyor. Ardından hemen yemeği hazır. Biraz galiba dinlenecek. Biz masaya hazırlayana kadar diğer yemeklerimizle onlar dinlenir, ben de tadarım. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Birazdan tariflerimizle karşınızdayız. Çok da böyle coşkulu bir türküdür. Şey gibi böyle renklidir ya, İzmir'in mutfağı böyle şenliklidir. Bu türkü de öyle oldu. Teşekkür ederim. Tam yerinde oldu. Çok sağ olun. Çok Pelin hocamız, Adnan hocamız, Levent hocamız, Seferihisar Belediyesi'nden hocalarımız. Yüreğinize sağlık. Şimdi yemekleri deneyelim. Bu ziyafete biraz daha inşallah devam edelim. Yemekler şahane. Samsates tatlısı. Hayat ekmekleri değerlendirdik. Ekmek dolması ve oğlak dolması. Evet, deneyelim. Deneyelim. Önce oğlağımızı tadalım. İzmir ve ilçelerinde çok güzel yemek tarifleri verdik. Girit mutfağının da etkili olduğu çok zengin bir sofra kültürü var. İzmir'in her ilçesi farklı güzelliğe sahip. Bizi ağırlayan herkese, tüm belediyelerimize, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hocalarımızdan bir türkü daha armağan ediyoruz sizlere.